ahlaki kabullerinizi darmadağın edecek çok tartışmalı bir ikilem anketi. Tamam. <laughs> Neymiş bakalım benim ahlaki ilkelerimi yerinden sarsacak sorular. İnsan hayatında bazen öyle karmaşık durumlarla karşılaşıyor ki ne yapacağını bilemiyor. Bunlardan bazılarını sana soruyoruz ne yaparsın. Bankadasın bir adam bankayı soyuyor ve paraları yetimhaneye ve yoksullara, yoksullara bağışlayacağını söylüyor. Ne yaparsın? Polisi ararım. Çok da ahlaki bir soru aramam mı lan yanlışlıkla aramamı işaretledim lan yanlışlıkla işaretledim diyorum salak o ne diyor polisi ar ararım diye okudum F5 at olmuyor kanka F5 atınca da düzelmiyor şimdi, ahlakım temellendi mi yani şimdi onu anlamadım arkadaşlar polise haber veririm ben en yakın arkadaşın evleniyor. Düğünden bir saat önce evleneceği kişinin onu aldattığını öğreniyorsun. Ne yaparsın? En yakın arkadaşım. Düğünden önce duyduklarımı anlatırım. Kesinlikle anlatırım. Aynen öyle. Sevdiğin... Çok da ahlaki sorular değilmiş bu arada. Benim yapabileceğim şeyler. Sevdiğin kişi ölümsüzlük iç iksiri içmiş. Sevdiğin kişi ölümsüzlük iç iksiri içmiş biri ama sen bir fanisin. Şu Sultan'ı koyması da... <laughs> Onunla sonsuza dek birlikte olmak istiyorsun. Önünde iki seçenek var. Ya ölene kadar onunla birlikte olacaksın ya da ölümsüzlük iksirini içip onunla sonsuza dek mutlu olacaksın. Ama bu ölümsüzlük iksiri yüzünden de sevgilin dışında tüm sevdiklerinin ölümünü göreceksin. Ne yaparsın? Ölümsüzlük iksirini içmem. Ölümsüzlük ama değil mi? Yok içmem ya. Niye pek bundan 3000 yıl sonrasını merak et? Bunların 3000 yıl sonrasını merak etmek istiyorum ama kız kardeşlerimin, annemin, babamın benim içtiğim S ölümsüzlük iksirinden dolayı e, öleceğini S bilmek muhtemelen 3000 yıl boyunca bana sadece eziyet olacaktır. Yeah. Ve, ve bundan sonraki hayatında seveceğin her kişinin <laughs> öleceğini bilmen. Evet. Organ nakli bekleyen, ölmek üzere olan 5 hastanın doktorusun. Tamam. Mükemmel bir filmdir bu arada. Neydi bu filmin adı ya? Dizinin. Hmm, Doktor dizisi neydi ya bu adamın adı? Doktorlar. He. Doktor Strange. <laughs> neydi? Bunun adı neydi ya dostlar siz biliyorsunuz. Dilimin ucunda. Hepsini izledim diziyi. Siz bir chatte bir kişi mutlaka biliyordur. House tamam. Doktor House, Doktor House. Ya siz var ya adamsınız, adamsınız. Kadınsınız, adamsınız be. Helal lan size. Tamam. Tüm çabalara rağmen aranan organlar bulunamadı. Hep sadece içinde kıvranıyor. Ölmek üzere olan 6. bir hastam daha var. Ölürse tüm organları diğer 5 hastayı ölmekten kurtaracak. Benim ölmek üzere olan başka bir hastamın anasını satayım. 5 organı mı var? Ne alaka? Neyse. Elinde de 6. hastayı tamamen iyileştirecek bir ilaç var ne yaparsın? 6. hastayı iyileştiririm. Çünkü onun yaşantısını benim için sayıların çok bir önemi yoktur dostlar. Bu ahlaki e, durumlarda. Yani bir insanı kurtarmak için pardon, 5 insanı kurtarmak için bir insanı iyileştirmem. Çünkü o onun yaşama hakkı. Onun yaşamını alamam. İyileştiririm. Altıncı hastayı iyileştiririm. Okulda müdür yardımcısısın. Umarım kel değilimdir. Çünkü bütün okul ya müdür yardımcıları ve müdürler kel oluyor genelde. Okulun en iyi, en çalışkan öğrencisi mezuniyet sınavından 3 hafta önce ağır hastalanıyor. En iyi, en çalışkan... E, Osman'sın bana ne? Yetiştirmesi gereken 10 ödevden birini yetiştiremiyor ve okulu bitirebilmek için o ödevde intihal yapıyor. Bunun farkına varıyorsun ne yaparsın? Görmezlikten gelirim ya. Yani çok da ahlaki sorular değil bunlar bu arada onu söyleyeyim. Bir aile doktorusun. Aile çocuğunu sana her getirdiğinde vücudunda morluklar ve yaralar görüyorsun. Tamam. Çocuğa şiddet uygulandığını düşünüyorsun. Polisi arayıp şikayet edersen çocuğu korumaya alacaklar. Eğer aramazsan da belki şiddet görmeye devam edecek ne yaparsın? Ulan tabii ki polis ararım. Ya, zaten. Anasınsın nasıl sorular bunlar ne kadar saçma. Zaten doğru olan bu ki. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı. Sen ve oğullarını toplama kampına aldılar. Sadist bir gardiyan var. Oğlunu idam edecek ve sana, so sana soruyor. Ya oğlunun idam sehpasına tekme atarsın ya da diğer oğlunu da idam... Hmm. Ha anladım. Üzgünüm ama sehpayı tekme diyebilirim. Harun. U. Mecbur diğer çocuklarım da ölecek. Yani, İyi, evet, zaten evet, doğru. bir şey söyleyeceğim. Teknik olarak ben e, iki çocuğum var diyelim. Tamam mı? Birini idam ediyorlar. Eğer o tekmeyi ben Allah atmazsam var. idam sehpasına diğer çocuğumu Başka da ölecekler. Saçı. Şimdi teknik olarak zaten benim idam sehpasına tekmelemem. Ben öldürmüş olmuyorum ki o çocuğu. Bu çok saçma bir mantık. Bir insana işkence edersen 11 Eylül saldırısını da üstlenebilir yani. Bu onun yaptığını göstermez ki. Ya teknik olarak o sehpayı ben tekmelesem bile oğlumu ben öldürmüş olmuyorum. İki çocuğum da zaten ölecek. Zeka zeka işte. 5000 IQ. Siz de benim gibi zeki olmak istiyorsanız arkadaşlar ben şu ürünü kullanıyorum. Bir şirkette müdürsün. İşe eleman al, işe eleman alınacak. iki kişi başvuruyor. Biri yakın ve uzun süredir işsiz, iş tecrübesi az, alanında yetersiz bir arkadaşın. Diğeri ise tecrübeli, profesyonel tanımadığım biri. Ne yaparsın? Diğer kişiyi alırım. arkadaşıma da ama sevdiğim arkadaşıma da bir iş bulurum. Ayrı konu, yardımcı olmaya çalışırım. 4 aylık hamile bir kadınsın. Evet. Doktorlar ciddi bir hastalığa yakalandığını söylüyor. Aa, aa. doğum sırasında çocuğa bir şey olmayacağını ama senin de az da olsa ölüm riski bulunduğunu söylüyor. Doktor kürtajı tavsiye ediyor. Ne yaparsın? Doğru. Anayım ben ana. Sen çok duyarcı bir şerefsiz oldun bu arada. <laughs> doğum yaparım. Az da olsa, az da olsa Her ölüm arası. riski var. Az var yani. Çok yok. Ya doğum yaparım. Bir yaşındaki, bir yaşındaki çocuğu, çocuğu ölümcül bir hastalığa yakalanmış, eşi vefat etmiş bir annesin. Tamam. Allah belamı vermiş zaten. Doktorlar çok masraflı bir ameliyat yapılması gerektiğini söylüyor. Lap, bap Her yolu denedin ama para bulamadım. Patronun bir gecelik ilişki karşılığında sana gerekli parayı vermeyi teklif ediyor. Ne yaparsın? Şimdi ben bir kadın olmadığım için buna cevap veremem. Yani o gözle nasıl bakabilirim ki empati kurabilirim? Çünkü belki bunu çocuğu bu halde olmasa bile kabul eder mesela. Bak işte burada hakkımı yiyorsun <laughs> kardeşim. İşte bu konuda hakkımı yemeklisin. Yani bir düşünürüm. <laughs> Önce bir düşünürüm. Yalan oldu. Yani. Önce bir düşünürüm. Belki bunu normalde de kabul eder yani. Belli bir miktar para için kabul eder. Ya yani çocuğunun vefat etmesine gerek yok. Bir şey söyleyeyim. Şu an bana bayağı açık açık orospu diyorsun. Farkında mısın? Evet. Evet. Peki sen bunun orospuluk olduğunu mu düşünüyorsun? Şerefsiz. Bir dakika. Ha, ameliyat var mı? var. Şey mi? Ya millet varsa <laughs> bu ayrı. <bu. gülüyor> yani çocuk ölümcül hastalığa yakalan, oğlum çocuk ölümcül hastalığa yakalanmıyorsa ameliyat yok demektir zaten. Linç ettireyim mi seni? <laughs> şaka. O, o da... Yani, yani, mantık, mantıksız. Normal zamanda da kabul eder dedim. Biliyorum oğlum şaka yapıyorum ya. Allah, Allah Ya ben hiç beynim yok. Zaten yarım gram beynim var onu da yaktın yani sağ ol. Twitter'da herkes bu soruları konuşuyor. Geçen Twitter kullanan bir arkadaşım var. Dostlar aradım dedim ne konuşuyorsunuz? <laughs> dedi bu soruları konuşuyoruz. ya <laughs> Öyle başlıklar var ya. Bütün dünya bunu konuşuyor. Bütün işte Meksika bunu konuşuyor. Halama aradım Meksika'da dedim ne konuşuyorsunuz? dedi onu konuşuyoruz. falan böyle. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım sorulara. 92 soru. Oha 92 soru mu? Ha seçtiğimiz sorular. Tamam 92 tane değil. Kanserin çaresini buldunuz ama bu aynı zamanda büyük bir biyolojik silah da. Paylaşır mısınız? Paylaşırım. Yani atom bombası da ilk çıktığında Einstein atom bombasını bulduğunda daha doğrusu geliştirdiğinde gidin Hiroşima'ya veya Nagasaki'ye atın demedi. Bunu bilim için yaptı. Bu insanların problemi. Kanserin çaresini bulduysam söylerim. İnsanlar artık bir tarafına mı sokar, biyolojik silah olarak mı kullanır bilemem. Benim problemim değil. Olduğunuz zamanda her yere ışınlanabilmek mi yoksa olduğunuz yerde her zaman olduğunuz zamanda her yere ışınlanabilmek mi yoksa olduğunuz yerde her zamana gidebilmek mi? 1 milyon lira. Hmm. Kanka saçmalama, ben bunu 100 milyona da değişmem bu ikisini de. Saçmalama, ne değişiyor? Saçma Anladım. sapan konuşma, olduğun zamanda... Yani 2021'de her yere ışınlanabiliyorsan teknik olarak zengin olursun zaten. Ya geçmişe gider bitcoin mi alırsın? Geçmişe gidemiyorsun kanka, olduğun zamanda her yere ışınlanabiliyorsun. Merkez Bankası'nın kazasına mı ışınlanacağım? He. <laughs> Nasıl ya, başka akla bir şey gelmiyor çünkü. Hayır başka bir şey de olabilir yani ne bileyim. Hiç olimpiyatlara katılırım kanka. Işınlanabilir miyim zaman işte mı İşte onu düşünüyorum. Zaman yolculuğumu ışınlanmak mı? <laughs> Olduğunuz yerde her zamana gidebilmek mi? Oğlum her zamanı zaman, zaman yolculuğu mi? daha iyi lan. Her yere ya her yere ya. Yok. Düşünsenize 100 yıl sonrasına yolculuğu falan ya. gidiyorsun. Uf ya bundan sonra kimseye aşık olamayacaksınız ya da her aşk hikayenizin sonu kötü bitecek. Hangisi? <laughs> kimseye aşık olmamak olmayı da düşünmüyorum aşık zaten. Olur da, iyi. Olmayı da düşünmüyorum. İstediğiniz hayatı evet. yaşama şansınız var ama hayatınızdaki herkesi öldürmeniz lazım. Yapmam tabii ki geri gerizekalı. Yapar. Hayır demişim ha iyi. <laughs> Ya her seviştikten sonra kusacaksın ya da her seferden önce ağzın kokmaya başlayacak. Buna cevap vermek istemiyorum. Çok saçma çünkü. Evet mantıksız. Diye. Mantıksız soru. Bunu niye seçtiniz ya? O ne diyor işte. Çok sorgulamıyorum bazı şeyleri. Muhteşem vücuda karşılık dünyanın en salağı olmak mı? Hayır. Yoksa aşırı zeki olup dünyanın en çirkin? İkisi de çok kötüymüş bu arada ya. Ortası yok mu oğlum bunun? Dünyanın en... Kanka zaten ortası olmasın diye sorulmuş bu soru. Hani dünyanın içinden... en sala ama bak. Ben en çirkini derim derdim ya. Aşırı zeki olup dünyanın en çirkin olmak. Yani evet. Neden? Çünkü dünyanın en sala olacağım. Yani o vücut bir boka yaramayacak o dış görünüş. Zekada da sadece birini etkileme konusunda belki bir boka yaramayacak. Doğru. Ama en azından zekamla bir şeyler yapabilirim. O kadar zekiysem zaten zengin olurum. Zaten zengin olduktan sonra da, <laughs> ama insanların kalbin olmasa da kazan gene kazanamıyorum ya. Ben gene kaybettim abi. <gülüyor> <gülüyor> gene baş başaramadık. Bir daha asla sevişmemek mi yoksa bir daha asla Geç başa, saçmalıyorsun. Zaten orgazm olamaz. Şimdi chatte küçükler var da. Orgazm olamazsan sevişmenin bir mantığı yok. Keyif almıyorsan. Adam. Teknik olarak hiçbir mantığı yok. E sevişemediğinde de orgazm da olamıyorsun teknik olarak. Bok gibi soru anasını satayım. O ne diyor? Neden bu kadar cinselliğe kafayı takmış bulunmaktasın? Kendi hayatınızı kurtarmak için şu hayatta en değer verdiğiniz kişiyi öldürmeniz lazım. Sonuç ne? Öldürmem oğlum. Irkı, inancı, düşüncesi benden farklı diye, kendi istediğim hayatı yaşayacağım diye birini öldüremem. Vermeyelim silah. Fuck you. Öldürmem. Öldürmem ben öldürürüm. Yok ben de ölmem de yani öldürmem değiştiremeyeceğinizi bile bile kendi geleceğinizi saniye saniye bilmek mi? Yoksa dokunduğunuz her insanın ölüm anını görmek mi? Dokunduğum her insanın ölüm anını görmek lan. Kendi geleceğimi bilmek istemiyorum ben. Türkiye'yi muhteşem bir ülke yapıp bunun için ölmek mi? Yoksa kendinizi kurtarıp geri kalan herkesin savaşın ortasında bırakmak mı? <laughs> Bunun sonunda hapse girebilirim. Buna verdiğim cevap. <laughs> Bu bir <soru> geç. Bu bir geç. ben vatanım için ölürüm falan. <gülüyor> devam devam aynen böyle devam. İnsanların düşüncesini okuyabilmek mi yoksa istediğiniz bedene bürünebilmek mi? Tabii ki istediğim bedene bürünebilir. İstediğim bedene bürünürsem okumama gerek kalmaz çok da ya. Bir de ben insanların düşüncesini okumak istemezdim ki zaten. Yani bunun evet. no bunu bunu normalde de istemezdim yani çok insanların düşüncesini okumak istemiyorum. Düşünsene eşinle bir yere gidiyorsun. Garson eşine bakıp içinden neler söylüyor? Sen bunu görüyorsun ama ispatlayamıyorsun. Evet. Yani tabii ki istediğim bedene bürünebilmek, neden insanların düşüncesini okuyabileyim. Hmm. Evet. Ancak şu şekilde kabul olur. Sen onun aklındaki düşüncesini okuduğunda o da seninkini okuyabilsin. <laughs> Be kanka benim de ya. Nefret <laughs> <laughs> ettiğiniz insanla hayatınızın sonuna kadar evlenmek mi? Yoksa en büyük aşkınızı bir daha asla görememek mi? Neden nefret ettiğim insanla evli kalayım ki? Çok saçma. Birin, birine bu. aşık oldunuz. O başkasına aşık ama sizinle her gün onların aşkına tanık olmanız karşılığında. Birisine aşık oldunuz, o başkasına aşık ama sizinle her gün onların aşkına tanık olmanız karşılığında sevişecek sonuç ne? Sevişmem. Yani çok saçma. Aşk sevişmekle alakalı bir şey değil ki. Ben aşkın cinsel bir şey olduğuna bile inanan bir insan değilim. Aşka şu anda inanmıyorum ayrı konu. Ama yani cinsel olmadığı kesin. Bir insanın neden sevdiğini bilmiyorsan o gerçek aşktır arkadaşlar. Bir insanın neden sevdiğini bilmeyeceksin. Sevişirken babanızın bas... Ananın mı? O ne diyor? Yani... Havamı karıştırma. Hiç sevmediğiniz birisi sizi hapse attıracak bir sır biliyor. Söylemesi karşılığında hizmet... Hiç sevmediğiniz birisi sizi hapse attıracak bir sır biliyor. Söylememesi karşılığında hizmetlisi olacaksınız. Sonuç ne? Hapis yatarım ben. En yakın arkadaşınızın seks kaseti için magazin camiası size 50 bin dolar teklif ediyor. Sonuç ne? Benim en yakın arkadaşımın neden bir seks kaseti var ya. Kabul etmem arkadaş niye edeyim? Bir şeytan geldi, milyoner olmanız karşılığında ilk çocuğunuzu 18 yaşında öldürmenizi istiyor. Sonuç ne? Kabul etmem. %6 kabul etmiş. Ulan bunları, siz. De... Dünya siz var ya siz. Siz var ya siz. Şunları tespit edip sınır dışı edeceksin. Yaşarken ölülerle konuşabilmek mi? Yoksa kendin öldükten sonra yaşayanlarla konuşabilmek mi? Tabii ki kendim öldükten sonra. O ne kadar saçma. Birisi evcil hayvanınızı öldürmeniz karşılığında size 5000 dolar verecek kabul eder misiniz? Değil 5000. 50 bin, bin dolar ver. Yine kabul etmem. Buffy'nin boku etmez o para. Eder de o kadar değil. Para güzel para da etmem. Bak bak %15 işte bunlar hayvan düşmanı bakın. Bak 5000 dolar lan şerefsiz. Değer mi? Çocuğun gibi sevdiğim birini öldürmek. <laughs> Yazıklar olsun. Sevdiğiniz birisini kurtarmak için masum bir bebeği öldür öldürmem. Salak salak sorular sorma. Abi öldürmeyeceğiz birini bizi rahat bırak Harbiden, ya. Harbiden niye sürekli birini öldürtüyor lan bu? Siktir git. Neyse. Sakin ol Allah'ım. Bu ikilem testi seni çok zorlayacak. Hiçbirisi zorlamadı bu arada. Önce cinsiyetini öğrenelim. Erkek. Hem de 7-8R ile. Yürürken yol kenarında tek başına neredeyse açlıktan ölecek, büyüdüğünde de masum insanları öldürecek olan bir bebek gördün. Bebeği orada bırakır mıydın yoksa polise mi götürürdün? Belki öldürmeyecek. Gerçekten %100 kesinse orada bırakırdım. Kesin olduğunu farz ediyorum. Dünya büyük bir biyolojik silah tehdidi altında ve sen bunu engellemenin yolunu buldun. Fakat bu biyolojik tehditi engellediğinde hiç kimse konuşamayacak. Yine de engeller miydin? Yani The Sea diye bir film vardı Oradaki insanlara döneceğiz işte. Onların konuşamayan versiyonu. Yani hepimiz öl ölürsek muhtemelen yani sıkıntı olacağı için evet diyorum. Ya bundan sonra hiç kimseyle yine bak yine sevişmekle alakalı ya. Sevişmemeyi tercih ediyorum arkadaşım ben. Aseksüel bir insan oldum. Ailenle sadece bir ay yaşayıp ölmek mi yoksa hiç sevmediğin, nefret ettiğin, huzursuz insanlarla dolu bir ortamda sonsuza kadar yaşamak mı? Bir ay yaşamak neden? Çünkü zaten mutsuzsan bir ortamda sonsuza kadar yaşamak ödül değil sana eziyettir. Görünmez ve uçabilen bir insan olacaksın. Fakat bir daha az... Allah senin belan... Lan oğlum sevişmeyeceğim lan kimseyle. Allah belanızı vermesin. Dünyanın en zengin insanı olman karşılığında akrabalarından birini öldürmek zorundasın. Yapar mısın? basit sevmediğim çok insan da var ha. Kanka onun için çok zengin olmaya gerek yok bu arada. Evet ceza almayacaksam <laughs> yaparım. <gülüyor> Çünkü sevmediğim gerçekten çok kötü kalpli insanlar var sülalemde. Çok kötü. Ailenin çok güzel bir hayatı olacak ama sen bir kuru ekmeği bile muhtaç kalacağın bir hayat yaşayacaksın. Kabul eder misin? Kabul ederim. Ben de ederim bu arada. Ederim. Ailem mutlu olsun yeter. Ben kuru ekmek soğan yerim. Biraz da biz duyar kasak be. <laughs> Hepsen mi kasacaksın? <laughs> Çocuğunu bir daha asla görmemen şartıyla dünya kanser illetinden kurtulacak. Bunu yapar mısın? Yapmam. Yapmam biladerim. Benim için sayıların çok bir önemi yok. Yaşadığın yerde çok kısa bir süre sonra büyük bir deprem olacak. Sınırlı sayıda insan da kurtulmak için güvenli bir bölgeye götürülecek. Sen de gideceksin fakat yanında sadece bir kişiyi götüreceksin. Bu annen mi ya da babam mı olurdu? Bu çok saçma bir soru. Küçükken teyzeler sorardı ya kanka. Ananı mı nerede demeyin babanı mı? Babanı mı? <laughs> yani. Tercih yapmak, Bunu, bunu tercih etmem. Şöyle bir tercih yaparım. Ben gitmem. Annemle babam gitsin. Son olarak dünyanın en zeki, yakışıklı ve güzel insanı olacaksın ama bir daha aşık olamayacak mısın? Kabul eder misin? Kabul ederim çünkü aşık olmayacağım bir daha. Evet. Soracağınız soruların ağzına sıçayım. Bunlar nasıl sorular? Hiçbir sorun olmadığı halde neden mutlu olamıyoruz? Ulan tam bu ben ha. Evet arkadaşlar bugün de o ne diyor sayesinde beynimizi küçülttük. Nice diğer küçültmeleri. Zaten 2 gram beynim vardı. Bu da kaldı 5 lira. Doğru gram. bu arada. Doğru bu arada.